Akşam namazı, rakam verelim, saat 19 ile 20-30 arasında kılınıyor. 1,5 saatte kılınıyor. Bir iş, yemek. Helal mi? Helal. 20-30'da akşamın vakti bitiyor. 20'yi 20 geçe çok acıktığımız için sofraya oturduk. Ama akşam namazının vaktinin çıkmasına 10 dakika kaldı. Ve ben akşamı kılmadım. O 10 dakika benim akşam namazı için son süremdir. Kıldım kıldım. Kılmadım, akşam kazaya kalacak. Akşamın kazaya kalması kebair haramlardan bir tanesi. Büyük günahlardan birisi. Acımdan ölmek gibi bir sıkıntı yok. Normal akşam sofrası. Acımdan ölüyorum desem, zaten öyle bir adam namaz kılamaz ki. Şuurunu kaybetmiştir. O yiyecek yemeği. Buna rağmen benim oturduğum o sofra haram sofradır. Neden? Çünkü bir farz çiğneniyor o arada. En büyük farzlardan birisi olan akşam namazını çiğniyorum. Misal tabi bu, hep akşamla ilgili değil bu. Bu müstehap bir şey de olabilir. Mesela arkadaş ziyareti, oturup kardeşlerle çay içmek. Dinimizde nedir? Müstehaptır, sünnettir, İslam kardeşliğinin gereklerindendir. Hatta daha başka bir örnek, bir ilmihal dersi yapılıyor, ben de her hafta ona katılıyorum. Bu nedir? Belki vaciptir, belki farzdır. Çok mübarek bir iş. Fakat aynı saatte telefon geldi, annem yoğun bakıma kaldırılacak durumda. Ben de evladıyım. Ben o kardeş ziyaretine gittim o esnada. Veya ilmihal dersine gittim. Farz olabilir ilmihal dedik ya, farz bilgiler öğreniyorum. Burada dur. İlmihali yarın öğrenme imkanın var mı? Var. Kardeşlerinle yarın buluşup çay içme imkanın var mı? Var. Annene yarın sen komaya gir, bugün komaya girmen uygun değil, benim toplantım var deme imkanın var mı? Yok. Biri fevri, biri de geniş, rahat bir zamanda yapılır bir iş. Benim ilmihal okumak da olsa, hatta ve hatta akşam namazından sonra evvabin namazı kılmak gibi bir mühim sünnet de icra ediyor olsam, o yaptığım evvabin namazı, ilmihal dersi veya arkadaş ziyareti, biri sünnet, biri müstehap, biri farz bir iş, anneme fevri olan hizmetimi, yani anında yapılması gereken acil hizmetimi ezdiği için haram bir iştir. Bu kadar basit. Kitapta yazıyor mu bu, evvabin namazı kılmak haramdır? Kıyamet günü görürsün yazıyor mu yazmıyor mu? Niye şeriatımız farz, vacip, sünnet, müstehap, mendup diye ayrım yaptı? Hayatı Müslümanca yaşamak, şeriatın ayarlarına göre yaşandığı zaman mümkündür. Bu temel fıkıh kurallarından birisi. Bu verdiğim örneklerin internetle ilgisi yok. Ama internete nereden geleceğiz? Cep telefonu, bilgisayar veya internetin herhangi bir boyutu. Namaz kaçırma nedenim olduğu zaman, İslami bir sayfada da namaz kaçırıyorsan, büyük bir haram işliyorsun. Rakı sofrasında kabul edebilirsin kendini. Akşam namazını kaçırmama neden olan, annemin hizmetini yapmama engel olan, veya ertelettiren, veya herhangi bir farzı, cuma namazıydı, engelleten, herhangi bir internet, mesela internette Arapça ders öğreniyorum diyelim.
Bu da imkan dahilinde şu anda. Arapça ders öğrenirken internette bir saatlik bir yayın var orada. Onu ben öğreniyorum. Güzel bir iş mi? Çok güzel bir iş. O esnada akşam namazı vakti geldi. İnternet otomatik haram oldu. Namazın son 10 dakikasına girdik ve sen namazı kaçırıyorsun. Bir şey farz ise, o farzı da internete ait bir birim imha ediyorsa, otomatik o cep telefonu, internetin diğer organı neyse, harama dönüşür. Alkol gibi olur, kumar gibi olur, zina gibi olur. Çünkü onun aslında iyi olması, Allah'ın emrini çiğneme hakkı doğurmuyor ona. Bu Allah'ın emrini çiğnetme oluyor. Nasıl? Direkt harama tevessül etmek, mesela alkolün reklamını yapmak internetten haramdır diyorduk. Bu da onun gibi bir haram. Burada velilere önemli bir uyarı çıkmış oluyor. Çocuklarının kullandığı cep telefonunu veya interneti, bilgisayarı sakıncalı sakıncasız diye incelerken, bilgisayara girip, cep telefonuna girip, gavurların sitesine girmiş mi, müstehcen siteye girmiş mi, terör örgütlerinin sitesine girmiş mi diye baktığımız yetmiyor.